Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Murat Acar, haberlerle karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler, Denizli'de özellikle tekstil sektörü için çok önemli arz eden Heim Tekstil Fuarı tamamlandı. Denizli Sanayici Başkanı Selim Kasapoğlu, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve Denizli tekstilcisi için büyük önem taşıyan Heim Tekstil Fuarı ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulundu. Almanya, Frankfurt'ta gerçekleştirilen Heim Tekstil 2023 fuarını tamamladık. Firmalarımızı yalnız bırakmadığımız fuarda edindiğimiz izlenimler bazı endişelerimizi de haklı çıkardı. Türk üreticisi dünya ortalamasının üzerinde artan girdi maliyetleriyle rekabet gücünü yitiriyor. Rekabet ettiğimiz ülkelerle fiyat farkımız tekstil ürünlerinde %45-50 bandına çıkmış durumda. Bu fark daha önce %15-20 arasındaydı. İhracat pazarlarımızda talebin düştüğü bu dönemde ihracatçımızın bu girdi maliyetleri ve bu dolar seviyesiyle ihracat hedeflerini tutturması mümkün değil. Metropol TV sevgili seyirciler, canlı yayın ekipleri Heim Tekstil Fuarı'nı yerinde Frankfurt'ta sizler için izlediler ve burada Kaynak Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaynak Metropol Özel konuştu ve Denizli ev tekstili sektörü için önemli bir konuya işaret etti. Yani bu konuda ne yapılabilir onu da bilemiyorum. Yani çözüm önerisi bizlerde değil, bizi yönetenlerde. İnşallah bu konuda daha akıllı tedbirler alınır ise Türkiye'nin ev tekstilindeki öncülüğünün devam edeceğini düşünüyorum. Ama bu aradaki marş taleplerdeki azalma da söz konusu, biliyorsunuz resasyonla ilgili bir piyasalarda daralma var. 2023'ün ilk çeyreğinden ya da ikinci çeyreğinden itibaren daralmanın tamamen yok olacağı konuşuluyor. Yani daralma bittikten sonra talepler eski noktasını gelirse belki özellikle Denizli'miz bundan çok fazla etkilenmeden çıkabilir. Ama talep yükselmesi olmaz ise 2023 senesinin Denizli ev tekstili için 2022'nin son 6 ayından daha da kötü olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah tahminlerimizde yanılırız. Tekstil sektöründe yatırım neden bitmez? Evet, bu soruyu 90 Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özdemir'e Frankfurt'ta Heim Tekstil Fuarı'nda sorduk. 2 yıl aradan sonra bu fuar bayağı millete ilaç gibi geldi, güzeldi. Biz ilk katılımcılardanız, 93 yılında katıldık. İşte arasında pandemiden dolayı 2 sene gelemedik. Yani 28 senedir buraya geliyoruz. Kimse gelemedi, biz de bekledik sabırla. İnşallah bundan sonra güzel şeyler olacak. Herkes işine gücüne bakıyor. Aşına işine bakıyor. Yani iyi geçiyor. İyi geçiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Karınca kaderince hepsi oluyor ama yabancı insanlar tabii, onlar da bizi özlemişler. Biz de onları özlemişiz. Burası zaten bir buluşma noktası. Bu buluşma noktasında herkes birbiriyle hasret gideriyor ve neler yapabileceğini konuşuyor. Hemen sipariş, bu gibi şeyler hemen olmayabilir. Ama yazışmalar, çizimler önümüzdeki günlerde netlik kazanır. Sevgili seyirciler, EGEM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uzunoğlu, tekstilde rakip ülkelerle rekabet gücünü nasıl koruduklarını Metropol'e açıkladı. Yani bir şekilde belki kuru bir kalabalık gözükmüyor ama doğru insanların, yani müşteri adaylarımızın ya da müşterilerimizin gelip standlarda bizi ziyaret etmeleri açıkçası bizi memnun ve mutlu ediyor. Zaten buradaki amacımız bizim o. Hem mevcut müşterilerimize hizmet etmek hem de yenisini bulabilirsek, inşallah ekstra müşteri firmamıza katabilirsek en güzel olay bizim için bu. Onları da gerçekleştiriyoruz. Şu an için bence ortalama seviyesinde. Yani belki çok zaten son 5 yıldır dikkat edersiniz fuarlardan, daha doğrusu pandemiden önceki 5 yılı dikkat edecek olursak zaten artık ortalamanın üstüne çok çıkmıyor. Belli bir stabillikte gidiyor. Çünkü insanlar sadece işi olanlar fuarlara ziyarete geliyorlar. İşi olmayan insanların burada işi yok. Eskiden çok ciddi kuru kalabalıklar vardı ve böyle çok yoğun geçiyormuş gibi bir hava vardı ama artık o sistem işlemiyor. Şu anda o yüzden mümkün olduğunca müşteri adayları gelmesiyle açıkçası bizi daha çok mutlu ediyor diye düşünüyorum. Biz emek yoğun iş yapıyoruz. Yani havlu, bornoz, nevresim dendiğinde istihdam yükü var bizim üzerimizde çok ciddi anlamda. Ve bu istihdam yüküyle beraber son dönemlerdeki enerji fiyatları, onunla beraber iplik fiyatlarındaki artışlar ki hakeza son 2-3 aydır biraz daha düşmüş halindeyiz. Esasında 3 ay önceki fiyatlarla geri gelebilsek herhalde burada başka şeyler konuşurduk. Şimdi sözler Bahar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Aysu'da olacak. Fuarın onlar için neden önemli olduğunu söyleyecek ve 2023 hedeflerini de yine fuarda Metropol TV özel açıkladı. Genelde fuarla ilgili çok büyük bir beklenti yoktu. Biz de beklentisiz geldik.
fakat iyi geçiyor gibi. Biz dışarıdaki kalabalıktan çok standın içerisindeki kalabalık bizi ilgilendiriyor. Bizim için şu anda fena değil, güzel geçiyor gibi. İnşallah diğer 79 firmanın da güzel geçiyordur. Tabii Denizli'mizin ve ülkemizin en azından bu zorluklardan kurtulabilmek için işe ihtiyacı var. İnşallah iyi olacak 2020. Yeni yatırımımız şu an için düşünmüyoruz. İlk olarak düşündüğümüz zamanı en kayıpsız bir şekilde geçirebilmek. Bunun dışında yatırımsal olarak değil ama ürünlere biraz daha özel ürünler yaparak müşterileri daha da ilgisini çekmek. Gökhan Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Gökşin'e sorduk. Yeni yılda Gökhan Tekstil yeni yatırımlar yapacak mı? Şimdi Fahri Gökşin'i dinliyoruz. Fena değil. Aslında 3 seneden sonra katıldığımız bir fuar, pandemiden sonra ilk geldiğimiz fuar daha da kabalık bekliyorduk. Ama yine de kötü değil diyebilirim. Çok fazla fuarlarda hemen böyle spesifik büyük siparişleri almak çok mümkün olmaz ama yeni tanışma imkanı oluyor. Mevcut müşterilerimize görüşme imkanı oluyor. Onların yeni projeler hakkında konuşuyoruz. O anlamda faydalı ve verimli geçiyor. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 2022 zor bir yıldı. 2021'de çok güzel, özellikle ev tekstil sektörü olarak harika bir yıl geçirdik. O çok güzel yıllardan bir miktar düşüş bekliyorduk ama bu biraz beklentimizden fazla oldu 2022 yılında. Çünkü savaş faktörü devreye girdi. Enerji maliyetlerinin artması, işte emtia fiyatlarının artması falan. 2022 zordu. Bunun etkilerini 2023'te de bir süre daha göreceğimizi düşünüyoruz. Buldans Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Seren Dönmez Yeşilyurt, Haim Tekstil Fuar'la ilgili değerlendirme yaptı ve fuarda bakın hangi kimlikleriyle yer aldılar. Hem mevcut müşterilerimizle görüşme hem de yeni müşterilerle görüşme açısından daha hareketli geçti. Biz Buldans olarak burada marka tarafındayız aslında biraz daha işin. Dolayısıyla olduğumuz hol de daha çok marka holü ve marka kimliğimizle burada yer aldığımızı için biraz daha farklı bence bir bakış açısıyla gidiyoruz gibi geliyor bana. Özellikle fason tarafta tabii ki rekabet, fiyat her zaman önemli ama marka kimliği olunca biraz daha sanki bu rekabetten ayrışıp daha farklı bir konu konuşulabiliyor gibi durumlar oldu. Özellikle markayla yeni işte işbirlikleri, farklı Amerika'da işte farklı ülkelerde Buldans'ı nasıl daha iyi konumlandırabiliriz konuştuk. O yüzden bizim için biraz heyecan verici oldu diyebilirim. Ürünlerle ilgili zaten her yıl olduğu gibi gene işte sürdürülebilirlik teması çok fazla görüyoruz. İşte seminerler devam ediyor. Orada herkes artık en az su tüketimi, işte en az ayak karbon izi ve devamlılığı olan ve giydiğimizde de yediğimizde de içtiğimizde de hep söylediğim şey onlarda da artık sürülebilir bir koleksiyonla yine biz de Buldans olarak aslında buradayız. Açıkçası mutluyuz çünkü 3 yıl oldu biz gelmeyeli. Aradaki o Haziran'daki yapılan küçük fuara da biz dahil olmamıştık. Sevgili seyirciler, ikincisi düzenlenen Denizli Deve Güreşleri hakkında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Metropol özel açıklamalar yaptı ve yörük kültürü hakkında düşüncelerini anlattı. Kendi değerlerimizi, özümüzü sahip çıkmamız gerekiyor. Geçmişten bugüne kadar gelen değerlerimizi kaybolmasına müsaade etmeden daha ileriye taşımamız gerekiyor. Bugün yaşayan ve gelecekte bu ülkede söz sahibi olacak olan gençlerimizle buluşturmak gerekiyor. Onun için bizim birçok etkinliklerimizi, değerlerimizi korumak anlamında yaparak bugünlere geldik. Şimdi bugün de deve güreşlerimiz yörük Türkmenlerimizden geçmişten gelen bugüne kadar uzanan bir değerimiz. O kervanlarda kullandığımız aynı zamanda böyle etkinliklerle bir araya gelinen güzelliğimizi bugün de yaşatmak istedik. Şehirleşme bunu engel olmamalı. Bu güzelliği insanlarımızla hep beraber sahip çıkmak, bir geleceği aktarmak istedik. Bugün gerçekten havamız da güzel, katılım da en üst seviyede. İnsanlarımızı keyifler yerinde, coşku. Niye? Çünkü o özümüzden gelen değerlerimiz burada vücut bulduğunda aslında o genlerimize, içimize, geçmişimize binlerce yıl öncesinde yaşanmış olanları aslında bugünü taşıyor. İnsanlar onu hissediyor, insanlarımız onu hissediyor. Gerçekten o mutlulukları yüzüne vuruyor. Ben bugün baktığımda burada her vatandaşımızın yüzünü güldüğünü ve mutlu olduğunu gördüm. Bizlerin de en başta görevi değerlerimizi, güzelliklerimizi sahip çıkıp ileri taşımak ve insanlarımızın mutlu olması için bütün birçok faaliyetlerde bulunmaktır. Bugün de onu gerçekleştiriyoruz. İnşallah kökümüzü sahip çıktığımızda biz ayakta kalırız. Geçmişimizi unutmadığımız zaman ayakta kalırız. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıktığımız zaman biz olarak kalırız. Eğer sahip çıkmazsak başka ülkelerinden gençlerimizin hiçbir farkı olmaz. Bizlerin hiçbir farkı olmaz. Bizi başka ülkelerden, başka milletlerden farklı kılan değerlerimizi sahip çıkıp kaybetmememiz gerekiyor. Denizli Deve Güreşleri'nde MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Yılmaz'la Metropol TV'ye konuşanlar arasındaydı. Ve Yörük Türkmen geleneği hakkında düşüncelerini de yine Metropol TV'ye anlattı.
Güzel bir hava, keyifli bir hava. Katılım yoğunluğunu da görüyoruz. Geçen sene de aynı katılımın olduğunu görmüştük. Yörük Türkmen geleneklerinin yaşatılması anlamında, önümüzdeki nesillere aktarılması anlamında çok değerli ve kıymetli buluyorum. Herkese iyi seyirler, keyifli, mutlu pazarlar diliyorum. Burada devecilik kültürü Anadolu'da yerleşik bir gelenek. Sevgili seyirciler, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş Metropol TV'ye açıklamalarda bulundu ve 29 Ocak için deniz halkını davet etti. Deve güreşi denince akla Ege, Marmara, Akdeniz gelir. Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Çanakkale buralar gelir. Antalya gelir. Deve güreşleri yıllardır, yüzyıllardır bu coğrafyada yapılıyor. Yörük kültürünün çok önemli öğelerinden bir tanesidir. Tabii Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Denizli'nin birçok yerinde gördüğünüz gibi binlerce vatandaşımızın teveccüh gösterdiği bu festivale, bu kültüre destek vermesi çok değerli bence. Sarayköy'de yıllardır yapılıyor. Bu sene 37'sini yapacağız. Burada birçok Sarayköy hemşehrimi gördüm. Çok mutlu oldum. Demek ki amaç hası olmuş. Bu kültür, devecilik demek kardeşlik ama duygusallık, barış, dayanışma demek. Gördüğünüz gibi cazgır çok güzel manelerle cazip hale getiriyor. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor, bir eğlence ama aynı zamanda tarihimizin de büyük bir kültürünü yaşatmış oluyoruz. Tabii cazgır böyle güzel şeyler söyleyince onun sözünün üstüne bir şey söylenmez. Gelecek nesillere aktarılması için yerel yönetimlerin destek vermesi gerekiyor. Osman Başkanımız da sağ olsun bu sene ikincisini yapıyor. Bu kültüre destek veriyor. Yağlı güreşlere destek veriyor. Boğa güreşlere destek veriyor. Toplumun beklentisi olan bu faaliyetler çok önemli. Evet, pandemi de arada verilmişti. Ama heyecan verici. Herkes gördüğünüz gibi çok mutlu, mesut. Ben de çok mutlu oldum. İnşallah 29 Ocak'ta da ben buradan bizi izleyen herkese, evet, 37'sini düzenlediğimiz Sarayköy deve güreşlerini bizi izleyen, Metropol TV aracı izleyen herkese davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler. Cazgırımız, manilerimiz, davulumuz, zurnamız orada olacak. Ege'nin en pehlivan develeri İnşallah orada olacak. Bizi izleyen herkese iyi seyirler diliyorum. Sevgili seyirciler, Deniz Spor Başkanı Mehmet Uzda, Büyükşehir Belediyesi'nin Yörük Kültür'ün ikincisi düzenlediği deve güreşlerine katıldı ve İspanya'daki boğa güreşleri hakkında da açıklamalar yaptı. Başkanımız Osman Zonan'ın bu konuda destek verdi ve sahiplendi ve kültürel bir hale getirdik. Önemli olan buydu. Bizler bunun ateşini yaktık. Bizler bunun ilkini yaptık. Biliyorsunuz 3 sene üst üste yaptık. Şu an belediye olarak 2 sene yaptı. Toplam 5 yıldır yapılıyor bu güreş. Bak görüyorsunuz bu kadar taraftar bizim deniz spor sahası gelmiyor ama buraya geliyor. Bu bir kültür. Hayvanların birbirine zarar vermeyen bir güreştir. Bunu millet bilmiyor. Bugün İspanya'da boğa güreşleri yapılıyor. Ama kan var, şiddet var. Diyorlar ki İspanya demokrasinin beşiği. Orada ölüm var. Burada hiçbir şey yok. Onun için onlar bunu hem turizmde kullanıyorlar hem de buradan para kazanıyorlar. Bizim böyle atı sporumuzu, evet, kesinlikle bizim halkımız ve geleceklerimizi bunu miras olarak bırakmamız gerekiyor. Nitekim de talepleri görüyorsunuz. Çocuklar geliyor, aileler geliyor, insanlar geliyor. 8 yaşlar PEV okulları 6. sınıf öğrencileri çalışan gazeteciler günü nedeniyle öğretmenleri Mustafa Şahan ve Linyay Dönmez'le birlikte Metropol TV'yi ziyaret etti. Şu an paket çekiyor arkadaşlarımız. Şu an yedirmişsiniz. Evet. Bilgileri toplamak zor olmuyor mu? Ya bilgileri toplamak zor olmuyor. Bilgiler bize geliyor, biz araştırıyoruz telefonla ya da başka yollarla. Haberler, mailler de geliyor. Yola çıkarak böyle bir yayın yapmaya başladık. Toplam 10 kişilik bir kadromuz var. Şu anda stüdyodasınız. İşte yayıncı arkadaşlar, muhabir arkadaşlar, kameraman arkadaşlar hepsi buradalar. 24 saat yayın yapıyoruz. İşlem ortalama olarak ne kadar sayımız alıyor? Ya tabii habercilikte bir dakikanın bile önemi var. Yani hemen en kısa sürede haberi yapıp gelip hemen yayına vermemiz gerekiyor. Denizli dışındaki bir ilin veya başka bir ülkenin haberini yapıyor musunuz? Yok, hayır. Biz Denizli'den yayın yaptığımız için şu an için Denizli ağırlıklı yapıyoruz. Ama dünya üzerinde nerede bir Denizli varsa biz oradan yapabiliyoruz. Uzaktan erişimle bağlantı kurabiliyoruz. Metropol TV'de ana haber bülteninin sonuna geldik sevgili seyirciler. Metropol TV yayınlarını daha iyi izleyebilmeniz için cep telefonlarından uygulamamızı indirmeyi unutmayın diyoruz ve hoşça kalın, mutlu kalın, Metropol TV'de kalın.